Merhaba arkadaşlar, sizlerden gelen replayler arasından beğendiğim replayleri yayınlamaya devam ediyorum. Bugün Özhan Yücel isimli arkadaşımızın iOS 3 takibiyle çıkardığı çok güzel bir maçı izleyeceğiz. Evet, iOS 3'ten bahsedelim arkadaşlar ilk önce biraz. iOS 3 8 seviye Rus ağır tankı ve 8 seviyedeki ağır tanklar arasında belki de her savaş türünde en fazla tercih edilen bir ağır tank. Bunun sebebine gelecek olursak arkadaşlar, birincisi 390 vuran ve oldukça yüksek deliciliğe sahip olan, yani normal mermisiyle 225 mm, Gold mermisiyle ise 265 mm deliciliğe sahip olan topu, tankın genel olarak güzel bir mobiliteye sahip olması, yani muadilleri diğer ağır tanklara göre, mesela KV-4'e ya da T-32'ye göre ya da diğer ağır tanklara göre daha mobil bir tank olması ve bunun yanında çok güzel eğimli ön plakalarının olması. Şu plakalar 110 mm kalınlığında arkadaşlar, yanılmıyorsam kontrol edeyim. Evet, 110 mm kalınlığında ön plakaları ve verilmiş olan doğal açıyla birlikte efektif olarak 200 mm'nin üzerinde zırh kalınlığı sergiliyor. Aynı zamanda taretinin de oval yapısı sayesinde taretine gelecek olan çoğu atışı sektirebilme potansiyeline sahip ve yan zırhında efsane bir boşluklu zırhı var. Yani bu tank yürüyen bir kule, yürüyen bir saldırı makinesi olarak adlandırabiliriz. Bu nedenle de kendi seviyesinde en çok tercih edilen ve en fazla iş yapan ağır tank oluyor oyunda. Evet, Özhan arkadaşımızın da bu tankla çıkardığı güzel bir maçı izleyeceğiz. Şimdi kendisi Siegfried hattında hücum modunda bir maça çıkmış durumda. Top tier olarak çıkmış ve oldukça şanslı. Kendisi bu maçtaki 2 tane 8 seviye tanktan bir tanesi kendi takımında, toplamda 30 kişilik takımda 4 tane 8 seviye tankın olduğunu düşünürsek iOS 3'ün burada bütün gücünü görmemiz olası. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Şu anda XVM aktif değil arkadaşlar. Fakat ben bu replayi daha önce izlediğimde XVM aktifti ve kazanma ihtimalinin yanılmıyorsam %30'larda %40'larda olduğu bir maçtı Özhan'ın. Yani oldukça zorlu bir maçtı ki zaten geçen 2,5 dakikada skorun 6-2'ye gelmesinden de siz de bu durumu anlamış olacaksınız. Evet, şimdi Özhan'ın yaptığı hareketi anlatalım burada. Kendisi Siegfried hattında 2 numaralı bölgeden doğdu ve doğrudan orta bölgeye gelerek çukur bölgesinden yukarı çıkıp şehrin içine girdi. Bu haritadaki amaç kepi ele geçirmek ya da düşman tanklarının tamamını öldürmek arkadaşlar. Yoksa bu maçları kaybediyorsunuz. Burada Özhan agresif oynamak zorundaydı. Maçtan önce muhtemelen bunu fark etti kendi takım arkadaşlarının istatistiğinden dolayı. Çünkü gerçekten iyi bir takıma düşmemişti. Fakat her ne kadar agresif başlasa da kendisi maalesef hani yaptığı 870 hasar ve 1 kille durumu 4-8'e gelmekten alıkoyamadı kendisini. Yani engelleyemedi bu durumu. Asıl mevzuyu buradan sonra göstermesi gerekli. Evet, kendisi şehrin içinden T-150'yi öldürdü. Ve şimdi geriye doğru dönüyor. T-29'un orada kendi takım arkadaşlarının arasında sıkıştığını görüyor. T-29'un burada küçük topunu kullandığını görüyoruz. Ve bakın, Özhan'ın yaptığı hamle burada çok güzel arkadaşlar. T-29'u yandan da vurabilirdi. Orta bölgesinden de vurabilirdi. Fakat kendisi T-29'un özellikle motor kısmına nişan almayı tercih etti. Ve güzel bir atış yaptı orada motor kısmına. Ve ilk attığı hasarda da zaten duyduğumuz sesle de kritik hasar verdiğini görebiliriz. Burada bir M41 Bulldog bastı. Hemen onu öldürmesi gerekti. Çünkü aynı anda 3 tankın arasında kaldı. T-29 orada, AT-15 kenarda. 3 tank arasından tek vuruşluk canı olan M41 Bulldog'u güzel bir çevre kontrolüyle fark edip hemen onu aradan çıkarttı ve sırada AT-15 var. Çünkü T-29 zaten diğer iki tank tarafından sıkıştırılmış durumda ve burada tek mantıklı hareket AT-15'e basmak olacak. AT-15'i aradan çıkartmak olacak ve bakın, AT-15'in iki tane zayıf noktası var arkadaşlar kendi ön plakasında. Şöyle gösterecek olursak, AT-15 ile karşılaştığınız zaman arkadaşlar ya komutan kapolasını ateş edeceksiniz şuradaki sol üst köşesine ya da top kalkanının yanındaki şurada küçük bir makineli yuva var. Buraya ateş ettiğiniz zaman AT-15'leri çok rahat bir şekilde önden delebilirsiniz. Ya da palet atıp arkasına geçmeniz gerekli. Fakat arkaya geçmeye çalışırken dikkat etmeniz gereken
Kural şu: AT-15'ler kendi etraflarında hızlı dönebilen tanklardır. Yani dönemeyeceğinizden emin değilseniz etrafına dönmeyi denemeyin, çünkü sürprizle karşılaşabilirsiniz. Evet, burada Özhan karşısına Tiger 1'i aldı ve bakın, güzel bir side scrap mantığı. Rus tanklarında, özellikle kendisinden açılı Rus tanklarında yapmanız gereken side scrap mantığı budur. Eğer çok fazla açı verirseniz, ön zırhlar kendiliğinden açılı olduğu için otomatik olarak delineceksiniz. Çok fazla açı vermeden binalardan geriye doğru çıkıp vurmanız gerekiyor. Evet, burada Özhan Tiger'la kafa kafaya verdi. Tiger kötü bir oyuncu değil. Burada IS-3'ün üzerindeki plakadan Tiger'ı deldi ve burada Tiger P'den gelen efsane bir atışı kaçırdı Tiger P ve Özhan burada inanılmaz bir şansla Tiger P'nin atışından kurtuldu arkadaşlar ve Tiger 1'i öldürdü burada. Yani şansına güvendi birazcık da Tiger 1 ile orada side scrap savaşı yapsa, yanda Jagdpanzer 4 vardı, M12 oradan orayı görüyordu ve Tiger P arkadan geliyordu. Burada Tiger 1 tercihi çok doğru bir tercih oldu, üzerine basması ve şansının da yardımıyla oradaki savaştan kurtulmayı başardı ve savaşmaya devam ediyor. Özhan durumu 11-12'ye kadar getirdi. 6 kili var ve 4800 hasarla şu anda yoluna devam ediyor. Kendi takım arkadaşları şu an Özhan'dan çok uzaktalar ve birer birer hepsi garaja doğru gidiyor. Evet, Özhan burada kendisini az önce problem yapan Jagdpanzer 4'ü yakaladı. Güzel bir atış. Otomatik nişana alarak, otomatik nişana güvenerek ateş etti burada. Manuel nişan alarak da ateş edebilirdi Jagdpanzer 4'ü. IS-3 her türlü deleyebilir. Jagdpanzer 4'ün zırhı her ne kadar eğimli ve güzel olsa da kendisinden iki seviye üst bir ağır tankın mermisine karşı koyamayacaktı. Evet, burada 3 dakika kaldı maçın bitmesine ve karşıda ölmesi gereken tam 4 tane tank var. Bakalım Özhan neler yapacak. Sağ tarafa doğru ilerliyor. Bir FV-304'ü gördü. Otomatik nişanı aldı. Biraz nişan almayı bekliyor ve güzel bir atışla FV-304'ü de garajın serin ortamına doğru uğurladı ve durum biraz daha eşitlenmeye çalıştı. Şu anda Özhan'ın avantajı var. Kendisi 8 seviye bir ağır tank fakat 50 canı kaldı. Buradaki avantajı sadece top avantajı ve bir miktar zırhının avantajı. Bakalım Özhan bunu nasıl kullanabilecek. Şu anda 5400 hasarda ve 7 kilde takımını sırtlıyor. Artinin peşinde. Buraları biraz hızlandıracağım. Artiyi arıyor ve Jagdpanzer 4'ü burada spotladı Artiyi ararken. Bakalım Jagdpanzer 4 ile savaşı nasıl gerçekleşecek. Sol tarafa doğru döndü tepenin. Bu esnada da uyarı süresi geldi. Artık 2 dakika kaldı maçın bitmesine. Eğer Özhan'ın takımı hiçbir şey yapamazsa karşı takım bu maçı kazanacak. Bakalım Özhan nasıl bir hamleyle Jagdpanzer 4 ve M12 ile savaşacak. Evet, bu esnada da Tiger 1 kepe doğru ilerliyor. M12 ateş etti. M12'nin atışı isabet etmedi. Burada Özhan'ın şansı bir kere daha yanında oldu. Fakat bakın, Jagdpanzer 4'e otomatik nişan aldı ve yukarıdan geldiği için açıyı düzgün ayarlayamadığından Jagdpanzer 4'ü ilk atışında öldüremedi. Jagdpanzer 4 de burada iki tane atış yaptı Özhan'a ve bakın, IS-3'ün zırhını da burada görebilirsiniz. Yani Jagdpanzer 4 kendisine ne kadar gold mermi atıyor olsa da IS-3'ün kendisinden eğimli ön plakası bu gelen atışları birisini şu bölgeden, birisini de şu bölgeden otomatik olarak sektirdi ve M12 Özhan'ın anlık duruşuna hesaba katamadı ve mermiyi biraz ileri attı. Biraz ileri atmasının nedeniyle de Özhan'ı vuramadı. Özhan bir kere daha şansının yardımıyla Artiden kurtuldu ve Artiyi öldürdü. Evet, burada artık Jagdpanzer 2 kaldı. Tiger 1'e doğru hızla ilerliyor ve Tiger 1'i öldürdü. Özhan bakalım yetişebilecek mi? Son 30 saniyesi kaldı. Maçı kazanma ya da kaybetme anı bu. Jagdpanzer'i yakalayamazsa maçı kaybedecek. Jagdpanzer'i yakalarsa ve öldürürse maçı kazanacak. Son 10 saniye kaldı. Bakalım Özhan neler yapabilecek? Şu an kepe doğru hızla ilerliyor. Jagdpanzer'in mobilitesi oldukça iyi. Bakalım Özhan ne yapacak? Son 5 saniye, 4 saniye. Özhan atışını yapacak mı artık? Özhan son saniyede yaptığı atışla tam 10 kill alarak takımına galibiyeti getirdi arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir maçtı. Yani benim gördüğüm IS-3 maçları arasında şu zamana kadar en iyi maçlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Her ne kadar Özhan bu maçta komple gold mermi kullanmış olsa da gerçekten
Hareketleri ve şansının yardımıyla tankın da doğal yapısından kaynaklı mermileri sektirmesiyle birlikte takımına bu efsane maçı kazandırmış oldu. Evet, gelin şimdi Özhan'ın maç sonu raporlarına bakalım. Bu maçta ne kadar kredi ve ne kadar deneyim kazanmış. Evet arkadaşlar, maç sonu raporlarına baktığımızda Özhan bu maçta bir tankası madalyası kazandı. Bunu sonuna kadar hak etti. 3 tane küçük madalyalardan ve Pulse madalyası kazandı arkadaşlar. Bu oyundaki efsane madalyalardan bir tanesidir. 10 kişi veya daha fazla bir tank öldürdüğünüz zaman oyun içerisinde bu madalyayı almaya hak kazanırsınız. Ve Özhan bu maçı tırnaklarıyla kazıya kazıya, bu ödülü tırnaklarıyla kazıya kazıya hak ederek aldı. Pastuşi madalyası aldı. Bu da aynı zamanda 3 tane artıyı öldürdüğünüz zaman verilen bir madalyadır. Bunun da sahibi oldu ve bir Spartalı madalyası, yanılmıyorsam can puanınızın %10'undan veya daha azına sahipseniz, gelen mermiyi sektirdiğiniz zaman bu madalyayı almaya hak kazanıyorsunuz. Ve Özhan da Jagdpanzer 4'ten sektirdiği 2 tane mermi sayesinde bu madalyayı 2 defa neredeyse kazanmış oldu. Steel Wall, yani çelik duvar madalyası aldı. Tabii ki de gelen birçok atışı sektirdiğinden dolayı ve karşı takımın can puanının %20'sinden daha fazlasını vurduğu için, yüksek kalibre ve 6 kişiden fazlasını vurduğu için de Tapkan madalyasını almaya hak kazandı. Evet, Özhan bu maçta 88.471 kredi kazandı arkadaşlar ve 2.674 de deneyim kazandı. Takım skorlarına baktığımız zaman 6.300 hasar ve 10 kill ile tam 1.782 saf deneyim kazanarak en yakın arkadaşına neredeyse 2 kat fark atmış oldu burada. 800 deneyim kadar fark var kendisini takip eden en iyi oyuncuyla. Hasar sıralamasına baktığımızda ise kendisini takip eden arkadaşın 2,5 katından fazla hasar vermiş durumda. Üçüncü arkadaştan ise neredeyse 5 kattan daha fazla hasar vermiş durumda. Evet, bakın burada size kendi takımının ne kadar kötü olduğunu maçta söylemiştim. Buradaki skorlar da zaten bunu belli edecektir size. Evet arkadaşlar, Özhan bu maçta tam 24 tane mermi ateşledi ve bunun 22 tanesini isabet ettirdi ve 20 tanesini deldi. Özhan bu maçta 1310 da kendi zırhından sektirdi arkadaşlar. Kendi üzerine gelen 14 tane merminin 8 tanesini sektirdi. Özhan kazandığı 88.400 kredinin 40.000'ini zarar etti arkadaşlar. Sebebi ise bütün attığı mermilerin altın mermi olmasından kaynaklı. Fakat yani bu maçta ne yaparsanız yapın 10 kil almanın ve 6.000 hasar atmanın tadını değiştiremez. 40.000 zarar bence oldukça güzel bir maçtı. Ama buradan Özhan'a tavsiyem, IS-3 tankında bu kadar fazla gold mermi taşımana gerek yok. Çünkü IS-3'ün normal mermisi de 225 mm deliciliğe sahip ve çoğu 10 seviye tankı bile normal AP mermiyle delebilirsin. Fakat bu yine de senin güzel bir maç çıkarmadığın anlamına gelmiyor. Bu kadar hasarı emeğinle, atışlarınla karşıladın ve takımına galibiyeti kazandırdın. Çok güzel bir maçtı Özhan. Teşekkür ediyorum sana. Evet arkadaşlar, ben izlerken gayet zevk aldım. Oldukça güzel ve heyecanlı bir maçtı. Son saniyede kazanılan efsane bir maç oldu. Dilerim siz de bu maçı beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni takipte kalın.